Arkadaşlar merhaba. Bu hafta aşkım çok dikkatimi dağıtıyorsun ya. Çıkart telefonu. Arkadaşlar merhaba. Bu hafta sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım. Köpeklerimizle şehir turu yapacağız. Kadıköy'den vapura bineceğiz. Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'tan Maçka, Taksim, İstiklal'den Galata'ya, Galata'dan tekrar Karaköy'e ve vapurla Kadıköy'e döneceğiz. Bunu neden çekiyorum? Sizlere köpeklerinizi hayatınıza katmak noktasında bir bahane kalmasın diye çekiyorum. Karaköy'de arkadaşlarınızla olsun kahvaltı yapmaya gidiyorsanız köpeğinizi alıp gidebilirsiniz. Hem köpeklerin sosyalizasyonu için çok faydalı hem de sizin hayatınız daha keyifli hale gelir. Köpeğinizle bunları yapabildiğinizi görün diye. Sadece vapurda bir ağızlık zorunluluğu var. Ona da bazen dikkat ediyorlar, bazen dikkat etmiyorlar. Bir ağızlık alın, alıştırırsınız köpeğinizi. Keyifli olacağını düşünüyorum. Şimdi ufak ufak toplanacağız. 7 köpek falan olacağız. Böyle bir şehir turu planladık minik bir. Siz de inşallah sizin için de cesaretlendirici, teşvik edici bir video olur. Hadi bakalım başlayalım. Beşiktaş'tan Maçka, Maçka'dan da Harbi Kedili Park dediğimiz bizim park var. Asas adını hatırlamıyorum şimdi. O parktan geçiyoruz. Bir mola verdik küçük su ve kahve için. Daha kahve yapmamışlar da çocuklar bir su içirdik. Buradan da devam edeceğiz Taksim'e doğru. Miço ve sahibi Arzun yanımızda. Miço'dan biraz bahsetmeni isteyeceğim. Miço 5,5 aylık bir Labrador kırması. Babası arkadaşımızın köpeğiydi. O sayede sahiplendik biz de. 4 aydır bizimle beraber. 2 aydır da yaklaşık Melih'le birlikte çalışıyoruz. Çok gözle görülür bir değişim var tabii bizim hayatımızda. İlk başlarda böyle kafası kesik tavuk gibi dolaşıyorduk ortalıkta. Ama şimdi biraz daha bilinçli ne yapmamız gerektiğini daha iyi bilen ebeveynler olarak. Mutlu musunuz köpek sahibi olmaktan? Çok mutluyuz. İyi ki diyor musunuz? Almışız çok, diyor musunuz? Yani hayatımızda böyle bir şey varmış bence. Tam oturdu yani. Boşluk varmış. Boşluk varmış. Çok mutluyuz. Tamam. Kendisi. Teşekkürler. Kediye bakıyorsun ama sen. What it takes. Geçen hafta videoda bana yardımcı olan Boncuk ve ailesiyle birlikteyim şimdi. Biraz siz de Boncuk'tan bahseder misiniz? Nasıldı? Nasıl bir gelişim var Boncuk'ta? Tabii ilk başlarda başka bir köpek gördüğü anda arabanın altına kaçıyor, dik dik ağlıyor böyle eve dönmeye çalışıyordu. Şu an çok daha iyi bir vaziyette. Yine böyle ara ara havlıyor ama özgüveni çok daha yerine gelmiş durumda. Birkaç kelime de sizden. Korkaklığını yenmesinin dışında sadece köpeklerden korkmuyordu. İnsana karşı da bayağı bir travması vardı. Şimdi insanlar yumuşak ve yavaş yaklaştığında gayet güzel kendini sevdiriyor, sosyal, merak ediyor. Önceden merak ediyorsa da merak ettiğini fark edemiyorduk korkusundan. Büyük gelişme var, sosyalizasyonu çok gelişti. Böyle günleri daha sık yapmak dileğiyle diyoruz o zaman değil mi? Teşekkür ederim, görüşürüz. Evet, Karaköy'e geldik. Yürüyüşün Karaköy bacağındayız. Taksim, Galata'ya geçtik. Taksim'de bir grup dersi yaptık. Çok konuşamadım orada. Şimdi bir kahvaltı yapalım dedik. Bir şeyler yiyelim. Saat daha 11.30 gibi 13.000 adım olmuş. Yani bu çok fazla büyük bir adım değil bence. Bazıları için fazla gelebilir ama köpeğinizle bu tarz şeyleri yapmanız bence çok sağlıklı, çok faydalı. Köpeğinizin sosyalleşmesi için yani rutin dışına da çıkmak, böyle ekstra ekstrem şeyler de yaşatmak bence çok faydalı. O yüzden hepinize tavsiye ediyorum. Buradan da şimdi İskele'ye, Karaköy İskelesi'ne gidip Kadıköy'e dönüp bitireceğiz bugünü. Şimdi yanımda Taco ile Miço'nun sahipleri. Miço'nun sahibi Nehir, Taco'nun sahibi Aksel var. Onlara
köpek sahibi olmak nasıl bir duygu? Onu sormak istiyorum. Aksel senle başlayalım. Tamam. Neler hissediyorsun? Yani çok büyük bir karar köpek almak. Ama köpek sahibi olma yani bazen kötü şeyleri var, iyi şeyleri var. Evi yiyor arada. Yani ondan da kötü oluyor ama yavru köpek. Yine de yavru köpekler yiyor ama yine de öyle bir parçanın gibi oluyor. En yakın arkadaşın oluyor o köpek. Güzel, çok teşekkürler. Nehrup sen ne diyorsun? Miço sende neler değiştirdi, ne hissettiriyor? Miço'yu ilk aldığımızda hırçın birazcık beni ısırıyordu. Ama yavaş yavaş alışmaya başladı. Böyle en iyi arkadaş gibi hissetmeye başladık birbirimizi. Ve köpekleri ve hayvanları, en çok köpekleri çok seviyordum. Ama Miço'yu aldık, sahiplendikten sonra daha çok duygusallaşmaya başladım köpeklerle ilgili ve genel olarak tüm hayvanlarla ilgili. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi yürümeye devam edelim. Vapurdayız şimdi. Odin eski öğrencim benim. Daha önce bir 5 aylıkken binmiştik vapura. O yüzden epeyce rahat geldi. Senin düşüncelerini alalım abi. Nasıl köpek sahibi olmak, nasıl bir duygu? Odin hayatında ne değiştirdi? Tabii çok güzel bir gün oldu öncelikle. Ben köpek sahibi olduktan sonra, Odin'le birlikte yaşamaya başladıktan sonra inanılmaz hareketli bir hayatım oldu. Hatta bugün bu turu yaptık ve şeyi fark ettim. En son 9 sene önce gelmiş. Odin benim hayatımı kurtardı yani. Bir bakıma öyle. Çok daha fazla hareketli bir hayatım var. Daha fazla neşeli bir hayatım var. Zaten köpekle birlikte yaşamak biraz da o galiba. Tabii, yani birçok şeyi birlikte paylaşıyorsun ve daha aktif o zaman çok daha zevkli bir ortaklık oluyor. Vallahi mutluyuz. Bugün de galiba bir 13-14 bin adım atmışız. 15 bin olacak şimdi muhtemelen Kadıköy'le birlikte. Evet, vapurda sayıyorum ben. Bayılmaya gidiyorum. Teşekkür ederim abi. Ben görüşürüz. Yine eski öğrencilerimden Bıdık ve Ezgi yanımda. Ezgi senin de düşüncelerini alalım. Nasıl geçti bugün? Bugün çok keyifli geçti. Yani ilk defa vapura bindik aslında Bıdık'la. Gayet güzel oldu. Sonrasında yürüyüşle de bayağı iyi geçti. Maçka Parkı'nda yürüdük. Keyifliydi. Umarız her hafta olur böyle etkinlikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi.